Ama öyle olsun. Sizden bir bilgi alabilir miyiz? U13 ligi yeni başladı. Şenlik şeklinde yapılıyor. Bunların grupları yok. Grupları. Çocukların gelişimi için iyi ama maç sayısı olarak az. Yeterli istediğimiz kadar maç sayısı yok. Sonuca bakmıyoruz. Yani Pazarspor'a yeni sporcular kazandırmaya çalışacağız inşallah. Herhangi bir şampiyonluk, mampiyonluk falan. Şampiyonluk yok. Yani bir birinciliği var ama yani evet. Grubu yok bunun. Grubu yok. Birincilik. Grubu olmadığı yok. İçin de yani tüm sporcularımızı değerlendirmeye çalışacağız. Yani 2011, 12 gerekirse 13'lular bile böyle çocuklar tecrübe kazansın. Gelişim liginin amacı zaten bu. Evet. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 30 tane sporcumuz var. Hepsine maçlarda şans vermeye çalışacağız. Akademi takımı için yeni bir oluşum içine girdik. İnşallah bu oluşumu tamamlayıp bu çocuklarla Pazarspor gelecekle ilgili planlarını iyi seviyeye getirmeye çalışacağız. Ama ilçe olduğumuz için şu anda Ardeşen, Pazar, Fındıklı ilçelerinden takım yapmaya çalışıyoruz. Şeyler de belli zaten, imkanlar da belli. Bu imkanları zorlayıp Pazarspor'a yeni futbolcular kazandırmaya çalışacağız. Çünkü yıllardır Pazarspor maalesef yabancı futbolcularla, transferlerle, kiralıklarla, maç başı oyuncularla bu işi sürdürmeye çalıştı. Evet. Biz bunu düzelteceğiz inşallah. Ama bu süreç biraz uzun. Kısa sürede yapılacak bir durum değil. Evet. Bu süreci de en iyi değerlendirip bunun sonucunda da iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Sadece futbolcu bazında değil. Yani gelme suyuyla değirmen donmuyor. Bunu herkese bir şekilde göstermek zorundayız. Pazarspor'un da ekonomisini altyapıya finanse ederek belli bir kısmını A takımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bu 1 olur, 5 olur, 10 olur. Onu zaman içinde gösterecek. Bu zamanı iyi değerlendirip bundan sonraki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bakacağız. Hayırlısıyla U13, U14, U15, U12, U11 tüm kategorilerde çalışmalarımız var. Bunun sonucunu inşallah 3-4 sene sonra alacağız. Ama şimdilik alınacak bir sonuç değil. O yüzden ben tüm çocuklara bu şenlikte özellikle iyi futbol oynamalarını bekliyoruz. Ondan sonra sonuç. Hocam ilçe olarak şu anda Çaylı'yla oynuyorsunuz ama var mı bu şenlik içerisinde kimler ilçe olarak hangi takımlar var? Tüm ilçe takımları var. Şenlik olarak yapılıyor. Bir de bu kategorilerdeki amaç sadece maç kazanmak değil. Bu kategorideki amaç Rize futboluna, Rize Spor'a, Pazar Spor'a, şimdi de Çaylı Spor profesyonel takım oldu. Evet. Bu takımlara iyi sporcular kazandırmak. Fakat ilçemizde bu altyapı konusunda maalesef ilçemizde değil tabii ki ilimizde de aynı şekilde. Çalışmalar eksik. Çünkü yeterli sayıda hoca yok. Yeterli sayıda sporcu bulamıyorsun. Bu sporculara imkan yaratmak açısından da eksiklerimiz var. Bu eksikleri tamamladıktan sonra inşallah gelecekle ilgili kaygılarımızı sonuçlandıracağız ve başarılı olacağız. Hocam deplasman falan var mı? Gitme gelme. Yani burada değil. Deplasmanlı lig fakat dediğim şenlik gibi. Halinde. Ya şenlik halinde. Evet. Bunun sonucunda gruplara gitme veya herhangi bir Türkiye şampiyonası yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Pazarspor'un altyapımındaki hocamızı izledik. Gördüğünüz gibi bir şenlik havasında ilçeler arasında güzel karşılaşmalar yapılıyor. Sonuç Rize ile için bir altyapı, güzel bir altyapı oluşturmak. Evet, şimdi hoşça kalın.